Hardy-Weinberg kuralına giriş yaptığım videoda bu denklemi kullanabilmek için bazı ön koşullar olduğunu söylemiştim size. Bu videoda ise bu ön koşulları daha ayrıntılı anlatmak ve biraz da tartışmak istiyorum. Şimdi Hardy-Weinberg kuralının üzerinden önce bir kere daha geçelim. Diyelim ki göz rengiyle ilişkili genler hakkında konuşuyoruz. Hatta bu genin de iki çeşit aleli olsun. Bir tanesi mavi, diğeri ise kahverengi gözü kodluyor. Tamam mı? P mavi göz frekansı, Q ise kahverengi göz frekansı demek oluyor. Elimizde iki ihtimal olduğunda bu ihtimalleri topladığımızda %100 ihtimalle bir göz rengi belirlemiş oluyoruz. Bu yüzden P artı Q 1'e eşit olmalı diyoruz. Eğer denklemin iki tarafının da karesini alırsak bu en son e, ulaştığımız ifade olur. Yani en son bu ifadeye ulaşırız. Şimdi gelin bunun hakkında biraz konuşalım. Buradaki P karenin homozigot mavi olma ihtimalini temsil ettiğini söylemiştik. Q kare ise e, aynı şekilde kahverengi göz için homozigot olma ihtimalini gösteriyor. Bu durumda ortadaki ifade de heterozigot olma ihtimalini göstermiş oluyor, değil mi? Çünkü geriye tek ihtimal olarak o kalıyor elimizde. Peki neden 2 ile çarpıyoruz? Çünkü ya mavi gözü kodlayan geni anneden kahverengiyi babadan alır ya da tam tersi mavi babadan kahverengi anneden gelir. İki seçenek var. Yani PQ kombinasyonunu elde etmek için iki farklı seçeneğimiz var. Fakat böyle varsayımlarda bulunmak için Hardy-Weinberg denklemini bazı e, ön koşullara e, tabi tutmamız gerek. Yani o denklemin bazı ön koşullara ihtiyacı var. Öncelikle alel frekansı hep sabit kalmalı. Birinci ön koşulumuz. Burada yazdığım diğer geri kalan her şey alel frekansının sabit kalmasını engelleyen faktörlerdir. Bunlardan birisi değişmeyen yani sabit alel frekansı. Evet bunu buraya farklı bir renkle yazayım. Sabit alel frekansı. Bazen öğrenciler burada yazan her şeyi ezberlemeye çalışıyor. Fakat bence bunları ezberlemek yerine altında yatan temel mantığı kavramak çok daha önemli. Temel olay burada alel frekansının sabitliğini bozan şeyi bulmak, onu anlamak. Alel frekansını değiştiren, sabitliğini bozan şeylerden biri evrimin gerçekleşmemesidir. Evrimin gerçekleşmemesi. Evrimi bir popülasyondaki kalıtsal özelliklerdeki değişim olarak tanımlayabiliriz. Bu aynı zamanda alel frekansındaki değişiklikleri de kapsar. Popülasyonların farklılık gösterip evrilmesi ve gelişmesi için temelde gerekli olan iki şey var. Bunlardan ilki doğal seleksiyon olmamasıdır. Doğal seleksiyon olmaması. Aslında bunların sayısı ikiden fazladır. Mesela kalıtım mühendisliği gibi başlı başına bir alanı da örnek verebiliriz. Fakat ana sebepler bunlardır diyebiliriz. Doğal seleksiyon yok. Hatta genetik sürüklenme de olmayacak. Doğal seleksiyon bireyleri yaşadıkları çevreye daha uygun hale getiren özelliklerdir. Dolayısıyla bireylerin hayatta kalmasını sağlayacağı için bunların diğer nesillere geçmesi daha muhtemel olacak. Genetik sürüklenme ise alel frekansındaki rastgele özellik değişimlerine verilen addır. Genelde küçük popülasyonlarda görülür göçler, darboğaz etkisi ve doğal felaketler gibi farklı şekillerde görülür. Ve dediğim büyük popülasyondan küçük popülasyonlara geçişlerde karşımıza çıkar. Büyük resme göz attık. Şimdi öğrendiklerimizin ışığında biyoloji derslerinde görebileceğiniz bazı ön koşullardan bahsetmek istiyorum. Aşağı yukarı aynı şeyleri anlattığımı fark edeceksiniz. Giriş videosunda söylemiştim. Koşullarımızdan ilki doğal seçilim olmayacaktı. Bu evrim gerçekleşmeyecek demekle aynı anlamı taşıyor. Bir de hiç mutasyon olmayacak. Bu da evrimin gerçekleşmemesiyle alakalı. Yine söylüyorum, alel frekansını değiştirmek istemiyoruz. Düşünsenize, mutasyon olsa mavi göz frekansı aniden değişikliğe uğrayabilir. Önceden mavi olan göz artık mavi olmaz. Belki yine renkli olur ama bu sefer yeşil olur. Bu da alel frekansında bir değişiklik demek. Başka bir koşulda popülasyonun büyük olması, bu da genetik sürüklenme ile ilgili. Çünkü popülasyonunuz küçükse eğer alel frekansındaki değişiklikleri daha gözde görülür e, halde e, buluruz. Yani o zaman daha gözde görülür hale gelir bu değişiklikler. Bunlara ek olarak başka koşullar da var. Mesela rastgele çiftleşme. Bu da demek oluyor ki bir bireyin mavi veya kahverengi gözlü olması onu karşı cinset daha çekici kılmayacak. İyi de bu doğal seleksiyonla aynı kapıya çıkmıyor mu diye sorabilirsiniz. Aslında evet ama bunu başka örnekler olarak da e, siz görebilirsiniz. Aynı zamanda göç de olmayacak dedik. Yani popülasyon dışarıdan gelen etkilerle büyümeyecek ya da iki popülasyon birbirine karışmayacak. Böyle ön koşullarımız var çünkü alel frekanslarının sabit kalması bizim için önemli. Tekrar ediyorum, amacımız sabit alel frekansını korumak. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz ama bu bahsettiklerim genel olarak bahsedilen 5 ana koşuldur. Bütün bunları mutasyon, genetik sürüklenme ve doğal seçilimi engellemek için istiyoruz. Ekleme yapacak olursak, diyelim ki burada diploid sayıda kromozomlu canlılardan bahsediyoruz. Bir set kromozom anneden, bir set kromozom ise babadan gelmeli. Aynı şekilde babadan bir alel versiyonu ve anneden diğer alel çeşidi geliyor. Peki diploitten başka tip canlılar da var mı? Evet mesela tetraploid canlılar. Bazı bitkiler tetraploittir. Yani iki set kromozom anne bitkiden, iki set kromozom baba bitkiden gelebilir. Tabii ki burada eşeli üreme yapıldığını varsayıyoruz. Dolayısıyla klonlamada ya da nesilden nesle kopyalama demek olan aşılamadan bahsetmiyoruz. Hatta aynı zamanda göz renginin herhangi bir cinsiyette daha fazla olmadığını da varsayıyoruz. Alel frekansı bütün cinsiyetlerde aynı gözlemlenir. Bu durumda doğal olarak sadece iki cinsiyet olduğunu da varsayıyoruz. Eğer üzerinde biraz daha ayrıntılı düşünecek olursanız Hardy-Weinberg kuralının uygulanamayacağı başka sınırlamalar da koyabileceğimizi fark edeceksiniz. Burada iki alelimiz var ve eşeyli üreme gerçekleşiyor. Bir set kromozom anneden, diğer set kromozom babadan geliyor. Burada alel frekansını sabit tutacak bütün koşulları listeledim. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Diploid olma, eşeyli üreme gibi koşullar kulağa hoş geliyor. Ama doğal seleksiyon ve mutasyonlar dünyanın tarihini oluşturuyor. Bunlar olmadan ne anlamı var? Evet, haklısınız. Bu yüzden gerçek hayatta Hardy-Weinberg denklemini uygulayabileceğimiz eğer varsa tabii ama çok çok az popülasyon vardır. Uygulamalı bilimlerin birçoğunda olduğu gibi bu denkleminde kullanışlı olduğu popülasyonlar vardır ve bunları da göz ardı etmemek gerekir.